Herkese merhaba arkadaşlar. Acil Matematik AYT Soru Bankası'nın çözümlerine parabol testleriyle devam ediyoruz. Bu videoda test 4'ü çözeceğiz. İlk sorumuzda fx parabolünün tepe noktasının apsisi -1'dir demiş. Buna göre fx -5 eşittir 0 denkleminin kökler toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle bizim fx fonksiyonu denklemini bulmamız lazım ki daha sonra bu fonksiyonu bulabilelim. Şimdi fx fonksiyonumuza baktığımız zaman tepe noktasının r değeri verilmiş burada. R değeri -1, k değerini bilmiyoruz. O zaman fonksiyonumuzu şöyle oluşturalım. Fx eşittir a çarpı x eksi r değeri -1 olduğu için x artı 1'in karesi artı k değeri gelecek. Daha sonra şimdi biz fx eksi 5 fonksiyonu oluşturmamız lazım. O zaman x gördüğüm yere x eksi 5 yazacağım. X eksi 5 geldi. A çarpı x yerine x eksi 5 yazarsak burası x eksi 4'ün karesi artı k gelecek. Şimdi bizden kökler toplamını istemiş. Bu fonksiyonun kökler toplamını. O zaman ifadeyi düzenleyip daha sonra kökler toplamını alalım. A çarpı x eksi 4'ün karesini aldığımız zaman x kare eksi 8x artı 16 artı k gelecek. A'yı çarptığımız zaman ax kare eksi 8ax artı 16a artı k eşittir 0. Şimdi bu denklemin kökler toplamı için eksi b bölü a'yı uyguluyorduk. B dediğimiz değer eksi 8a. Eksi b dediğimiz için artı 8a bölü. Buradan a gelecek yine. Eksi b bölü a kuralından dolayı x karenin katsayısı a verilmiş. A'lar sadeleşti ve bu denklemin kökler toplamı 8'e eşit oldu. İkinci soruda AB AC'ye diktir demiş. Buna göre taralı alan kaç birim karedir? Şimdi y eşittir x kare parabolü ile y eşittir 9 doğrusu B ve C noktalarında kesişmiş. O zaman şöyle diyelim, bunları birbirlerine eşitleyerek ortak noktayı bulalım buradan. X kare 9'a eşitse x değerimiz 3 ve eksi 3 gelecek. O zaman C noktasının apsisi 3'e, B noktasının apsisi ise eksi 3'e karşılık gelecek. Ki buradan da BC arasında tamamını 6 birim olarak bulmuş olacağız. Şimdi biz üçgenin tabanını bulduk. Yüksekliğini de bulmamız lazım. Şöyle diyelim, burada zaten doğrular birbirlerine zaten buradan dik geleceği için, dikten dik geldiği için burada Öklit'i uygulayabiliriz. Burası 3 birim, burası 3 birim. Buraya da h dersem eğer h kare eşittir 3 çarpı 3'ten h değerimiz de 3 gelecek. Yani yüksekliğini de 3 olarak bulmuş olduk üçgenin. Tabanı zaten 6 birim, yüksekliği 3 birim bölü 2'den buradan da alan 9 birim kare olarak geldi. Üçüncü soruda şekilde fx parabolü ve ABCO paralel kenarı veriliyor. Buna göre paralel kenarın alanı kaç birim karedir? Şimdi öncelikle paralel kenarın burada B noktasını düşünürsek y ekseni üzerinde. O zaman buradaki B'nin apsisi 0 olacaksa biz x yerine 0 yazdığımız zaman y değerimiz -32 çıkacak. Yani buradaki değer -32'ye karşılık geliyor. Dolayısıyla biz paralel kenarın aslında yüksekliğini bulmuş olduk burada 32 birim. Taban uzunu yani kısa kenarını da eğer bulursak paralel kenarın alanını bulabiliriz. Şimdi burada da şöyle diyelim, mesela buradaki değerlerde BC arasında, şimdi tepe noktasından yola çıkmaya çalışacağım. Tepe noktası burada belirlediğimiz zaman tepe noktası simetri ekseni geliyordu ve her iki tarafa da yani A noktasına da D noktasına da olan uzaklıklar eşit olacaktı. Şimdi burasını iki eşit parçaya ayırdı. Aynı şekilde BC uzunluğunu da iki eşit parçaya ayıracak buradaki simetri eksenimiz. Bunlar da birbirlerine eşit. Şimdi şöyle desek, bu aradaki uzunluğumuz t kadar, burası aynı şekilde t kadar gelse BC uzunluğumuz 2t kadar olacak. Paralel kenar olduğu için AO da BC'ye eşit, burası da 2t kadar geldi. Şimdi burası t ise aynı şekilde buradaki uzunluğumuz da t kadar gelecek. Dolayısıyla şimdi buradaki noktamız simetri ekseni, yani R değerimiz normalde simetri eksenimiz burada. Bu noktanın A'ya olan uzaklığı 3t olduğuna göre bu noktanın D'ye olan uzaklığı da 3t gelecek. Buna göre kökler için şimdi şöyle diyelim. Burada orijinden itibaren 2t kadar uzağa gitmiş negatif tarafta. O zaman A'nın apsisi eksi 2t deriz negatif tarafta olduğu için. D'nin apsisi ise orijinden 4t kadar uzaklıkta pozitif tarafta olduğu için de buradan kök, yani D'nin apsisi 4t gelecek. Dolayısıyla elimizde bizim artık kökler var. Şimdi biz köklerle ilgili mesela burada C kısmı verilmiş. Kökler çarpımından yola çıkabiliriz o zaman. 4t ile eksi 2t'nin çarpımından kökler çarpımımız eksi 8 t kare gelecek. Burada da kökler çarpımımız c bölü a'dan eksi 32. Eksi 8'e sadeleştirdiğimiz zaman t kare değerimiz 4 ve t değerimiz buradan 2 ya da eksi 2 olacak. Şimdi biz t değerini burada pozitif uzunluk olarak aldığımız için pozitif değer gelecek. Dolayısıyla t değerimiz 2 olacak. Eksi 2'yi almayacağız.
T değerimiz 2 ise o zaman AO uzunluğumuzda 4 birim geldi. Yüksekliği de zaten biraz önce 32 birim bulmuştuk. O zaman paralel kenarın alanı için kısa kenar, burada şöyle diyebiliriz, taban çarpı yükseklik olarak da alabilirim. 4 çarpı 32'den alan 64 çarpı 2'den 128 birim kare olarak gelecek. Dördüncü soruda arp bir müzik aletidir. Şekilde yx artı 3 doğrusu ve fx paraboliyle modellenmiş bir arp görülmekte. Buna göre en uzun telin uzunluğu kaç birimdir? Şimdi doğru üzerinde bir A noktası aldık. Mesela burası A noktası. Buna karşılık telin karşısında burada bir B noktası aldık. Biz AB uzunluğunun olabildiğince en büyük değerini arıyoruz. Yani aradığımız değer AB uzunluğunun en büyük değeri olacak. Bunun için iki nokta arasındaki uzaklıktan, yani buradaki değerimizde, daha doğrusu A noktası doğru üzerinde, o zaman x artı 3 doğrusundan parabol denklemini çıkartacağım ve aradaki uzaklığın oluşan denklemde olabilecek en büyük değerini bulacağız. X kare eksi 5x eksi 3 değerinin dediğim gibi en büyük değerini alacağız. Düzenlediğimiz zaman x artı 3 eksi x kare artı 5x artı 3 geldi. Eksi x kare artı 6x artı 6. Şimdi oluşan bu denklem zaten kolları aşağıya doğru olan bir parabolden bahsediyor. Parabolün en büyük değeri de tepe noktasının k değeri biliyorsunuz. O yüzden de biz bu parabolde r değerini bulacağız. Daha sonra k değerini bularak bu denklemin en büyük değerini, yani buradaki telin en uzun değerini bulmuş olacağız. Öncelikle r değerine bakalım. Eksi b bölü 2a'dan r değerimiz 3. R yerine yazdığımız zaman, x yerine yazdığımız zaman eksi 9 artı 18 artı 6. Buradan da eksi artı 9 artı 6'dan da telin en uzun değeri 15 birime eşit oldu. Beşinci soruda yukarıda verilen sayı doğrusunda mutlak a eşittir 2 çarpı mutlak b eşittir 2 çarpı mutlak c'dir demiş. Ve bu toplamın en küçük değerini aldığında x'in sayı doğrusundaki yeri hangisi olabilir? Şimdi şöyle yazalım bu eşitlikte. Mesela bunlar birbirlerine mutlak c, mutlak b birbirlerine eşit. Bunlara m dersek 2m, o zaman mutlak a değerimiz de 2m'ye gelecek. Şimdi c değeri pozitif tarafta, diğerleri negatif tarafta. O zaman c değerimiz m ise burada mutlak b değeri m'ye eşit. Negatif tarafta olduğu için eksi m olacak ki burada b yerine eksi m yazdığımız zaman yine aynı şekilde mutlak b olacak çünkü. Daha sonra a'nın olduğu yere de eksi 2m karşılık gelecek buradaki ifadede. Şimdi buna göre a, b, c değerlerini artık m cinsinden değerlerini yazıp denklemini oluşturalım. Şimdi burada şöyle yazacağım, hatta burada yazalım. X eksi a yerine eksi 2m yazarsak x artı 2m'nin karesi artı x artı b yerine eksi m yazdık x artı m'nin karesi artı x eksi m'nin karesi gelecek c değerimiz m olduğu için. Buna göre bu ifadenin olabilecek en küçük değerini aldığındaki x'in değerini arıyoruz biz. Karesini aldığımız zaman buradan x kare artı 4mx artı 4m kare artı x kare artı 2mx artı m kare artı x kare eksi 2mx artı m kare gelecek ve buradan eksi 2mx artı 2mx gidecek. 1, 2, 3x kare geldi. Artı 4mx 4, 5, 6m kare geldi. Şimdi bu ifadenin en küçük değerini aldığındaki x değerini arıyoruz biz. Şimdi kolları yukarıya doğru olan bir parabolümüz var. Dolayısıyla bu ifadenin en küçük değeri tepe noktasının aslında k değeri. O zaman biz bu ifadede r değerini, ama bunu veren x değerini aradığı için aslında bizden x değerini istiyor. O yüzden r değerini bulalım. R değerimiz eksi b bölü 2a'dan r değerimiz eksi 2m'ye bölü 3. Biz zaten buradaki değerlerde eksi m, eksi 2m, bu değerlerin aralıklarını biliyoruz nerede olduğunu. Eksi 2m bölü 3 nerede olacaksa x değerimiz o aralıkta olacak. Şimdi şöyle diyelim, eksi 2m bölü 3 değerimiz. Şimdi normalde mesela eksi 1 ile eksi 2 bölü 3'e baktığımız zaman eksi 1 değeri daha küçük olduğu için o zaman eksi 1'den daha büyük bir aralığa gelmesi lazım. Yani buradaki değerimiz, m'lerin katsayıları için yorum yaptım. Burada m'nin katsayısı eksi 1, burada m'nin katsayısı eksi 2 bölü 3. O zaman bu değerimiz b ile 0'ın arasına denk gelmesi gerekiyor ki burada eksi m'den daha büyük bir değer olsun. Buna göre x'in olması gerektiği yeri bulmuş olduk. Şıklara bakalım şimdi. X'in olduğu yer b ile 0'ın arasında, sadece zaten burada verilmiş. Dolayısıyla cevabımızı bulmuş olduk. Altıncı soru. Yukarıda verilen parabol şeklindeki tünelin taban genişliği 6 metre. Burasının tamamı 6 metreymiş ve yüksekliği de 3 metreymiş. Tünelden geçecek olan kamyonun genişliği 2 metre ve yüksekliği 8 metredir.
Bu kamyonun tünelden geçebilmesi için haş yüksekliği aşağıdaki eşitsizliklerden hangisini sağlamalı? Şimdi şu parabol eğrisi var burada. Onu buraya çizelim. Şöyle gelecek. Burada mesela koordinatlarımızı çizelim ve parabol eğrisinin tepe noktasını da tam y ekseni üzerinde alacağım. Şu şekilde çizdik. Tamamı 6 metre olduğuna göre o zaman burada 3 birim 3 birim ayrılacak simetri ekseni geleceği için. Burası 3, burası eksi 3 noktası olacak. Yüksekliği de 3 metre demişti. O zaman burasının tamamı da 3'e karşılık gelecek. Y'de de 3 noktasından kesiyor. Daha sonra 2 metre ve yüksekliği h metre olan bir kamyon geçecek ve yüksekliğinin burada kaç, hangi aralıkta olması gerekiyor diye soruyor. Şimdi geçebilmesi için o zaman buradaki sınırlardan şöyle diyelim, kamyonun buradaki kapladığı alan burası diyelim ve bu noktalara değmemesi gerekiyor. Yani yüksekliğinin burada tamamını h demişti, yükseklerinin buradaki noktadan daha küçük bir değer olması gerekiyor. Şimdi onu bulmaya çalışalım. Genişliği için de 2 metre demişti. Yine aynı şekilde 2'ye eşit bir şekilde sonuçta geçeceği için, tam geçebilmesi için 2 metreye 1 birim 1 birim dersek burası 1, burası eksi 1 noktası olacak. Genişliği 2 metre. Yüksekliği yani h değeri hangi değerden küçük olmalı onu bulmamız gerekiyor. O zaman öncelikle bu parabol eğrisinin denklemini bulalım. Eksi 3 ve 3 noktalarından geçiyor. Y eşittir a çarpı x eksi 3. X eksi eksi 3'ten x artı 3 gelecek. 0'a 3 noktasından da geçiyor, onu da yazalım. Y yerine 3 yazdık. X yerine 0 yazarsak buradan da a değerimiz eksi 1 bölü 3 geldi. O zaman y eşittir eksi 1 bölü 3 çarpı, bunların da çarpımından x kare eksi 9. Parabol eğrimiz bu şekilde. Şimdi h değerimize baktığımız zaman burada 1'e karşılık gelen değer burası ise 1'e karşılık gelen değerden küçük olacak dediğim gibi, ya da eksi 1'e fark etmez. X yerine 1 yazdım ki buradaki karşılığını bulalım. X eşittir 1 için y değerimiz eksi 1 bölü 3 çarpı buradan eksi 8, yani 8 bölü 3 geldi. 1'e karşılık 8 bölü 3 geliyormuş. 8 bölü 3 değerini burada değerse eğer buradaki tünele değmek zorunda kalır. Bundan küçük olması gerekiyor. Yani h değerimiz o zaman 8 bölü 3'ten küçük olmak zorunda diyoruz. 7. soruda 1. dereceden Px ve Qx polinomları için demiş. P3 ve Q3 değerleri 0'a eşit. P6 0'dan büyük, Q6 0'dan küçük demiş. Ve her x elemanında reel sayı için fx fonksiyonu Px çarpı Qx fonksiyonu ise grafiği hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi 3 noktası ve P polinomunda da aynı şekilde Q polinomunda da 3 noktası kökleri gelecek. Çünkü 0'a eşitmiş. Şöyle söyleyebiliriz o zaman, zaten 1. dereceden demiş. Px polinomu mesela a çarpı x eksi 3 şeklinde alabilirim. Başka bir çarpan yok zaten birinci dereceden. Aynı şekilde Qx polinomunda da 3 kökü olduğu için burada da mesela baş katsayısı b olacak şekilde b çarpı x eksi 3 şeklinde çarpanımız olacak. Burada da yine başka bir çarpan yok. 3 değerlerini yazdığımda da ikisi de 0'a eşit oldu. Şimdi p6 değeri 0'dan büyük demiş. Ben mesela buraya x yerine 6 yazdığım zaman burası a çarpı 6 eksi 3'ten 3 gelecek. 3a değeri 0'dan büyük. O zaman a değeri 0'dan büyük oldu. Aynı şekilde x yerine 6 yazdığım zaman burada da 3b gelecek. Ve burası 0'dan küçük dediği için b'nin de 0'dan küçük olduğunu bulduk. Şimdi fx polinomunu istemişti bizden. Fx polinomu şöyle diyelim. Px ve qx polinomlarının çarpımı. O zaman a çarpı b çarpı x eksi 3'ün karesi gelecek. Burada a değerimiz pozitif, b değerimiz negatifti. Dolayısıyla baş katsayımız da negatif olacak. Şimdi x eksi 3'ün karesi olduğuna göre demek ki fx fonksiyonu 3 noktasında teğet olacak. Ve eksi, baş katsayısı eksi geldiği için de kolları aşağıya doğru olacak demektir. Sadece 3 kökü var demek ki. Yani 0 ve 3'ten değil, 3 ve 6'dan değil, sadece 3 noktasından geçecek. Ve orada da hatta teğet olacak. C şıkkını da eledik. D şıkkı ve E şıkkı kaldı 3 noktasında teğet olan. Kolları da aşağıya doğru olduğu için o zaman parabolümüz, yani fx fonksiyonumuzun grafiği bu şekilde olacak. 8. soruda f fonksiyonu reel sayılardan reel sayıları tanımla ve a 0'dan farklı olmak üzere fx parabolü veriliyor. 2'den farklı her x değeri için fx büyüktür f2 olduğuna göre ifadelerin hangileri daima doğrudur demiş. Şimdi x değeri ne olursa olsun görüntüsü 2 noktasının görüntüsünden her türlü büyük. O zaman en küçük görüntü, yani en küçük y değeri 2'ye karşılık gelen değer olacaksa, o zaman şöyle söyleyebiliriz. Parabolü mesela ilk koordinatlarımızı çizdiğimiz zaman 2'ye karşılık gelen değerin görüntüsü en küçük olacak. O zaman bu nedir? Parabolün tepe noktası o zaman 2 noktasının olduğu nokta olacak. Şöyle kollarımız da o zaman yukarıya doğru olması lazım ki 2 noktasında parabol en küçük değerini almış.
Bundan sonra biz x yerine ne yazarsak yazalım, pozitif veya negatif değerler ne yazarsak yazalım, her türlü burada 2'nin karşılığı mesela k olsun. Her türlü 2'nin görüntüsünden büyük değerler gelecek. Buradaki değer veya buradaki değer fark etmez. Biraz bile sağında solunda olmuş olsa her türlü k değerinden biraz daha büyük değerler gelecek. O yüzden de biz şunu söyleyebiliriz. X eşittir 2 noktası demek ki parabolün tepe noktasının r değerine karşılık gelecek. F fonksiyonu x eşittir 2 doğrusuna göre simetriktir demiş. Evet, r eksenine göre simetrikti. X eşittir r değerimize göre simetrikti. Yani şöyle diyelim, simetri eksenimiz burası ve burasında 2 noktası olduğu verildiği için 2'ye doğrusuna göre simetriktir ifadesi doğru. 2 artı x, f2 artı x ve f2 eksi x birbirlerine eşittir demiş. Şimdi şöyle diyelim, 2'nin x kadar sağına, 2'nin x kadar soluna gittiğimiz zaman bunlara karşılık gelen değerler, görüntüleri birbirlerine eşit olacak. Çünkü aynı mesafede sağ, aynı mesafede sola gittiğini düşünürsek x kadar çıkarttık, x kadar ekledik. Bunların görüntüleri birbirlerine eşit olacak. Çünkü simetri eksenimiz zaten x eşittir 2 doğrusu olduğu için bunlardan aynı mesafede uzaklaşıldığında görüntüleri birbirlerine eşit olacak. O yüzden ikinci öncülümüz de doğru. F3 değeri sıfırdan büyüktür demiş. Şimdi mesela 2 değerimizin burası aldık, 3'e baktığımız zaman mesela bu şekilde bir grafik olduğunda 3'e karşılık gelen değer negatif olabilir. Ya da grafiğin durumuna göre mesela 3'e karşılık gelen değer burada da olabilirdi. Pozitif de olabilirdi. Veya grafik mesela alt tarafta değil de tepe noktası daha üst tarafta da olabilirdi. Şöyle de olabilirdi parabolümüz. Mesela K noktasına yine karşılık geldi. Parabolümüz bu şekilde de olabilirdi. Yine 2 noktasında en küçük değerini aldı. Ve 3'e karşılık gelen değer burada pozitif olabilirdi. Yani negatif de olabilir 3 noktasında, pozitif de olabilir. O yüzden bu için daima diyemeyeceğimiz için 3'ü almıyoruz. Ve buradan cevabımız 1 ve 2 geliyor. 9. soruda yukarıdaki fx ve gx parabollerinin tepe noktaları arasındaki uzaklık 3 birimdir demiş. Buna göre fx ve gx fonksiyonlarının x kareli terimlerinin katsayılar farkı hangisi gibi olabilir? Şimdi tepe noktaları arasındaki uzaklık, şöyle diyelim, zaten ikisinin de geçtiği x ekseni kestiği noktalar aynı. O zaman tepe noktalarını şöyle aldığımız zaman burada simetri eksenleri de o zaman aynı olacak. Arada 6 birim var. 3 birim 3 birim dersek simetri ekseni, yani buradaki r değerleri 1'e karşılık gelecek. Hem fx'in hem de gx'in. Çünkü x ekseni kestiği noktalar aynı. O zaman tepe noktaları arasındaki uzaklık derken burada büyük fonksiyondan başlayalım öncelikle. 1'e karşılık gelen değeri gx fonksiyonu daha büyük. Fx'in ise daha küçük. O zaman aradaki uzaklık dediği için büyükten küçüğü çıkartacağım. Gx fonksiyonunun bir noktasındaki karşılığı g1 değeri. Aynı şekilde fx fonksiyonunun bir noktasındaki karşılığı ise f1 değeri. Aradaki farkın, uzaklık arasındaki farkını istediği için bu mesafe bir değerlerine karşılık gelen buradaki y değerleri arasındaki farkı aldım. Ve bunun 3 olduğunu söylüyor. Şimdi biz fonksiyonları da bulmamız lazım ki x kareli terimlerin katsayılar hakkında yorum yapabilelim. Şöyle diyeceğim, gx fonksiyonumuz mesela a çarpı burada eksi 2 ve 4 noktasından geçtiğine göre x eksi eksi 2'den x artı 2 çarpı x eksi 4 gelecek. G1 değerini istemişti. X yerine 1 yazdığımız zaman a çarpı 3 çarpı eksi 3 ve buradan da G1 değeri eksi 9a'ya eşit olacak. Aynı şekilde fx fonksiyonunu bulalım. Fx eşittir b çarpı diyelim. Yine aynı kökler olduğu için aynı çarpanları yazacağım. X yerine 1 yazdığımız zaman f1 değerimiz de buradan 9, eksi 9b gelecek. Şimdi g1 eksi f1 demişti. G1 değerimiz eksi 9a, f1 değerimiz eksi 9b. O yüzden artı 9b oldu. Aradaki fark 3'müş. Şöyle diyelim, 9 parantezini aldığımız zaman buradan b eksi a eşittir 3. Sadeleştirdiğimiz zaman da 3 çarpı b eksi a 1'e eşit. B eksi a'yı yalnız bırakırsak da 1 bölü 3 gelecek. Bize x kareli terimlerin katsayıları farkı demişti. Şimdi zaten bunları çarptığımız zaman katsayısı bunun a. Çarptığımız zaman yine aynı şekilde x karenin katsayısı b gelecek. Yani a ile b arasındaki farkı soruyor zaten bize. Dolayısıyla biz a ile b arasındaki farkı 1 bölü 3 bulmuş oluyoruz. 10. soruda yukarıda verilen fx parabolünün x ekseni kestiği noktalar x1 ve x2'dir. Buna göre mutlak x1 artı mutlak x2 toplamını istemiş bizden. Şimdi baktığımız zaman burada x yerine 0 yazdığımız zaman y ekseni eksi 5'te kesmiş. O zaman x yerine 0 yazdığımız zaman a değeri eksi 5 demektir burada. Parabolümüz o zaman x kare eksi x eksi 5 parabolü. Şimdi köklerimiz x1 ve x2, kökler toplamımıza baksak eksi b bölü a'dan 1 gelecek. Kökler çarpımız ise c bölü a'dan eksi 5 olacak. Şimdi bizim mutlak x1 x2'ye ulaşmamız lazım. Şöyle desek, biz mesela bu ifadenin
Bu ifade direkt k'ya eşit değil mi? Her iki tarafın da karesini alalım burada. Mutlak x1'in karesini aldık. Buradan tekrar zaten mutlak x1 pozitif değer. Karesini aldığımız zaman yine pozitif geleceği için direkt x1'in karesi. Artı 2 çarpı mutlak x1 çarpı mutlak x2 gelecek. Onları tek bir mutlak içerisinde yazabiliriz. Artı x2'nin aynı şekilde karesi geldi. Ve bu ifade k'nın karesine eşit olacak. Şimdi buradaki kareleri bulmak için o zaman bu ifadenin aynı şekilde karesini alırsam. x1'in karesi artı 2x1 çarpı x2 artı x2'nin karesi de 1'e eşit. Biz x1 çarpı x2'nin -5 olduğunu biliyoruz. O zaman burası -10 geldi. Karşı tarafa alırsam da x1'in karesi ile x2'nin karesi 1 artı 10'dan 11'e eşit oldu. Artı 2 çarpı mutlak x1 x2 demiş. Şimdi x1 çarpı x2 değerimiz -5. Mutlaktan dolayı mutlak burada -5'ten 5 olarak gelecek. Ve bu ifade k'nın karesine eşitti. 10 artı 11'den 21 eşittir k kare. Her iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman da k değerimiz kök 21'e eşit oldu. 11. soruda şekilde fx parabolünde tb eşittir 2ba'dır demiş. Buna göre üçgenin alanı sormuş. Şimdi ba uzunluğuna t kadar dersek tb uzunluğumuz o zaman 2t kadar gelecek. Şimdi üçgenin alanı için şöyle yapalım. B noktasından y eksenine dik indirdiğimiz zaman burası da üçgenin bu arada yüksekliği gelecek. Tabanı OT, burada yüksekliği de buradaki mesafe olacak. Şimdi benzerlik yapabiliriz. 2T'ye T dediysek o zaman burası da 2A'ya A kadar gelecek. Çünkü burada çizdiğimiz dikle x ekseni birbirlerine paralel sonuçta. O yüzden 2T'ye T ise 2A'ya A kadar olacak. OT uzunluğumuz o zaman 3A. Şimdi OT uzunluğumuz da T noktası zaten x ekseninde bu parabolümüzü x ekseni 0 yazdığımız zaman y değerimiz -12. Yani T noktası -12'ye karşılık geliyorsa OT uzunluğumuz da 12 birim. O yüzden de A değerimiz buradan 4 geldi. Şimdi A'nın 4 ise buradaki tabanımız zaten artık 12, onu biliyoruz. Bizim buradaki yüksekliği bulmamız lazım. Şimdi A değerimiz 4 ise buradaki nokta -4 noktası. Şimdi bizim buradaki değere karşılık gelen absesini bulmamız lazım ki yüksekliği bulabilelim. O zaman B noktası parabolün üzerinde olduğuna göre B noktasında x'e karşılık gelen değer mesela B değeri olsun. B değerimize karşılık gelen görüntüsü -4 olacak. O zaman biz parabolde x yerine B yazdığımız zaman B kare -12 değeri -4'e eşit olmalı. Buradan B kare eşittir 8 gelecek ve B değerimiz artı -2 kök 2 olacak. Şimdi B pozitif tarafta olduğuna göre o zaman buradaki absisimiz 2 kök 2 geldi. Yani B noktasının koordinatlarında absisi 2 kök 2, ordinatı -4. Sonuç olarak buradaki B 2 kök 2 olduğuna göre bu mesafe 2 kök 2. Yani buradaki yükseklik aslında 2 kök 2 olarak bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla taban 12, yükseklik 2 kök 2 bölü 2'den üçgenin alanı bulmuş olacağız. Ve buradan da cevabımız 12 kök 2 birim kare olarak gelecek. 12. soruda D doğrusu x kare artı 4 parabolüne T noktasında teğettir demiş. Buna göre üçgenin alanı. Şimdi parabolün denklemi x kare artı 4 parabolü. Doğru da orijinden geçtiğine göre doğrumuzun denkleminde y eşittir mx diyebiliriz. Sabit değerimiz yok burada orijinden geçtiği için. Şimdi T noktasına teğet ise o zaman burada parabol ile doğruyu birbirlerine eşitleyerek ortak denklemin burada. Şimdi birbirlerine teğet olması için şöyle yapacağım. X kare artı 4 ile mx ifadelerini birbirlerine eşitleyeceğim ve ortak denklem bulacağız. Ortak denklemin de teğet oldukları için diskriminantı 0'a eşit olması gerekecek. O yüzden buranın diskriminantına yola çıkarak b kare -4 çarpı a çarpı c dediğimiz zaman buradan m kare -16 değeri 0'a eşit olacak ve buradan m kare 16, m değerimiz de 4 ya da -4. Şimdi m burada x'in katsayısı yani bize eğimi verecek ve doğru sol tarafa yatık olduğu için eğimin negatif olması gerekiyor. O yüzden m değerimiz -4 gelecek. Yerine yazarsak buradan x kare -4 yazdığımız zaman artı 4x artı 4 geldi. O zaman ortak yani buradaki teğet oldukları noktayı bulabiliriz. 0'a eşitlediğimiz zaman x artı 2'nin karesi zaten burası ve x eşittir -2 noktasında parabol ile doğru birbirlerine teğetmiş. O zaman k noktasının absisi de -2'ye karşılık gelecek ki t noktasının da aynı şekilde koordinatlarını yazarsak x yerine de -2 yazdık. 4 artı 4'ten 8 geldi. Yani buradaki tk uzunluğumuz 8. Burası -2 olduğuna göre burası 2 birim. O zaman üçgenin alanı artık bulabiliriz. 8 çarpı 2 bölü 2'den üçgenin alanı 8 birim kareye eşit olacak.
Evet arkadaşlar, böylece parabolde test 4'ü de tamamlamış olduk. Bir sonraki testlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda eğer videolarımı beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.